Sevgili arkadaşlar merhaba, matematiğin ilacı kitabının sayı problemleri testlerinin ikincisindeyiz. Bugün sayfa 276 ve 277'yi beraber çözeceğiz. Hemen ilk sorumuza bakıyoruz. 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü 120 soruluk bir sınavda 100 soruya doğru, doğrular 100 soru, diğerlerine yanlış cevap vermiş. Yani 20 tane sorusu yanlış. Bu 20 tane yanlış 4 tane doğruyu da götürmüş olacak. Yani her 4 yanlış bir doğruyu götürdüğü için 4'e böleceğim. O zaman ne olacak? 5 tane doğrusu daha gitmiş olacak. 100 tane doğrusu vardı. 5 tanesi daha giderse ne olur? 95 tane neti kalır. Bunun cevabımız da bursa olur. İkinci sorumuzda bir miktar fındık 8 kişi eşit olarak dağıtılırsa kişi başı 20 fındık düşüyormuş. X fındık var. 8 kişiye dağıtılıyor. 20 fındık oluyor. Çarp burayla x eşittir neymiş? 160 tane fındık varmış burada, tamam mı? Sonra 10 kişiye eşit olarak dağıtılırsa diyor. 160'ı ben 10'a bölersem kişi başı ne olacaktır? 16 tane fındık düşecektir. Cevabımız da bursa olacaktır. Üçüncü sorumuzla devam ettiğimizde Doruk Bey yakınlarına hediye etmek amacıyla 540 TL'lik harcama yapıp çikolata kutularını almış 21 tane. Bademli ve fıstıklı olanlardan eşit miktarda almış. Yani bundan x tane aldıysa bundan da x tane aldı. Toplam 21 tane alacaksa ben 21'den bu 2x'i çıkarırsam fındıklıların sayısını bulurum. O zaman buraya da 21 eksi 2x yazdım. Doruk Bey bademli ve fıstıklı kutularını, tamam onu söyledi. Kaç kutu fındıklı çikolata almıştır? Dikkat et. Şimdi bundan x tane alıyor. 30 TL veriyor ya. 30x lira para ödedim. Artı bundan 25 TL bir kutusu x tanesi ne olur? 25x olur. Artı 20 TL de ne yapıyor? 21 eksi 2x kutuya ödüyor. Bu toplamda 540 lira olacak. Şimdi düzenlersem şurada 55x var artı 20 ile 21'i çarparsam 420 eksi 20 ile eksi 2'yi çarptığım için eksi 40x dedim. Bu da 540 yaptı. 55'ten 40'ı çıkarırsak arkadaşlar 15x kaldı. 420'yi de eğer bu tarafa atarsak ne olacaktır? 120 mi kalacak? Aynen. Her yeri 15'e böldüğümüzde x eşittir kaç geldi? 8 geldi. Bizden istediği şey fındıklı çikolataların kaç kutu olduğuydu. Yani 21 eksi 2 çarpı 8'i, yani 21 eksi 16 istiyor. 5'miş. Demek ki 5 kutu fındıklı çikolata almış. Sonraki sorumuza baktık. 120 metre yüksekliğinden bırakılan bir top yere çarptıktan sonra her seferinde bir önceki yüksekliğin yarısı kadar yükselmektedir diyor. Peki üçüncü kez yere çarptıktan sonra, bak bir kere çarptı, yükseldi. İkinci kez yere çarptı, yükseldi. Neyi soruyor? Üçüncü kez yere çarptıktan sonra, şunun şekli olmadı. Üçüncü kez yere çarptıktan sonra tekrar yükselecek. Şimdi ben şuradaki yüksekliğin ne olduğunu biliyorum. 120. Şimdi yere çarptıktan sonra bunun yarısı kadar yükselecekse ne kadar yükselir? 60. Düşerken de 60 düşecek. Sonra 60'ın yarısı kadar yükselecek değil mi? 60'ın yarısı ne olacaktır? 30. 30 geri düşer. Ve en son 30'un yarısı kadar yükselir. Yani 15 yükselecektir arkadaşlar. Cevabımız bursa olacak. Beşinci sorumuzda Sedat eş karelerden oluşan kartonu kapatarak küp şeklinde bir kutu oluşturuyor diyor. Tamam, elinde bulunan 60 cm karelik kumaş ile bu kutunun dış yüzeyini kumaş ile kaplıyor. Buna göre kaplama işleminden sonra en çok kaç cm kare kumaşı kalır diye sormuş bize. Şimdi normal şartlarda şunun bir tanesini kaplamak için alana ihtiyacım var. 3'ün karesinden ne diyeceğim? 1'in alanı 9. Bundan bak 6 tane var elimizde. 6 ile 9'u çarptım, ne yaptı? 54. Elimizde 60 cm kare vardı. 54'ünü kullanırsam ne kadar kaldı? 6 kaldı. O yüzden 5. sorumuzun cevabı Ceyhan oldu arkadaşlar. 6. sorumuza baktık. 96 cm uzunluğundaki bir ipin orta noktası işaretlendikten sonra, şimdi ip 96 cm ise bunun orta noktası nedir? 48'dir değil mi? Şöyle göstereyim. 48. 48'dir. Sonra bu 96 cm uzunluğundaki ipten 16 cm kesiliyormuş. Elimizde ne kadar kalır? 80. 80'in orta noktasını isterse 40 ayırırım. Orta nokta ne kadar kaymıştır diyor. 48'den ne yaptı? 40'a düştü. O yüzden 8 cm kaymıştır diyeceğim. Sorumun cevabı, 6. sorumun cevabı Ceyhan olacak arkadaşlar. 7. soruda uzunlukları 60 cm olan iki mumdan biri saatte 4, diğeri saatte 6. Biri 4 saatte, diğeri 6 saatte erimektedir. O zaman şöyle diyebilir miyim? Bu
1 saatte 60 bölü 4'ten dolayı 15 santim erir. Diğeri de 60 bölü 10'dan dolayı, 60 bölü 6'dan dolayı 10 santimetre erir. Mumlar aynı anda yakıldıktan 2 saat sonra. Şimdi normalde bak boyu, kalan boyların toplamını soruyor değil mi? Tamam. Boyu 60'tı. 1 saatte 15 santim yanarsa 2 saatte ne kadar yanar? 30. O yüzden 30'unu çıkardım. Ne kadar kaldı? 30 santim kaldı. Diğeri için de yine 60 santimlik bir mum var elimizde. 2 saatte 20 santim yarayacaktır. 20 santimi çıkardım. 40 santim kaldı. Toplamını sormuş bize. 70 santimetre mum kalacaktır elimizde. Soner'in 7 tane 20 TL'lik banknotu, 8 tane 50 TL'lik banknotu ve 3 tane de 100 TL'lik banknotu vardır. Kaç lirası var diye sormuş. 7 ile şurasını çarptınız kaç yaptı? 20'ye 140. Sonra 8 ile 50'yi çarptınız. 400 yaptı artı şu ikisini çarptık. 300 yaptı. 300, 100, aman 700, 140 daha ne yapar? 840 yapar. Cevabımız 8. sorumuz Edirne oldu. 9. sorumuzda bölmeleri ABC olarak adlandırılan kamyonda A bölmesinin büyüklüğü. Şimdi A bölmesinin büyüklüğü B bölmesinin büyüklüğünün 3 katı C'nin 2 katıdır. Hem 3'ün hem 2'nin katıysa ben buna 6x diyeyim ama görünen bir şeyle yazayım. Şöyle 6x diyeyim. Bak diyor ki B'nin 3 katıymış. B'nin 3 katıysa bu 2x olur değil mi? 3'e böldüm. C'nin 2 katıymış. O zaman 2'ye böleyim. Bu da 3x oldu. A ve C bölmeleri buğday ile tam doluyken A ile C'de toplam bak ne kadar var? 6x burada, 3x de burada, 9x var. Bir de kamyonun kendi ağırlığı var tabii. Ona da kamyon diyelim. Ne kadarmış ağırlığı? 3200. Sonra da demiş ki A ile C bölmeleri doluyken. Ay dur, şunu yanlış yazdık. Şu 9x olmaz. Burada A ile B bölmeleri demiş. A ile B'nin toplamı 8x yapıyor. Heh, 9x'i buraya yazacağım. 9x. Yine kamyonun ağırlığı var. Ne yaptı? 3500 yaptı. Şimdi ben şöyle yapayım, tamam mı? Bundan bunu çıkarayım. 9x'ten 8x'i çıkardım. Ne kaldı? X kaldı ki x'i bulabileyim. Kamyon kamyon şunlar çıkardığım için gitti. 3500'den 3200'e çıkarsam x'in ne olduğunu buldum. 300. Şimdi ABC doluyken kamyonun ağırlığını soruyor. Yani aslında bana sorduğu şey 6, 8, 11x artı kamyon. Ama şimdi x'i biliyorum da kamyonu bilmediğim için ya da şurada yerine götürüp yazmam gerektiği için şöyle desem daha kolay olur mu? Şurada zaten 9x artı kamyonun ne olduğunu biliyorum ben. 3500 artı 11x olması için 2x'e daha ihtiyacım var. 2 çarpı x'in yerine de 300 yazayım. Burası 3500 artı 600 oldu. O da zaten ne yapar? 4100 kilogram yapar. O yüzden 9. sorumuzun cevabı Ceyhan oldu arkadaşlar. 10. sorumuzda bir bitki her yıl boyunun 2 santim uzamaktadır. Tamam, bu bitkinin boyu 28 santimetre iken kaç yıl sonra boyu 36 santim olur diye sormuş bize. Şimdi şöyle desek olur mu? Boyu 28, her yıl 2 santim uzuyorsa x kadar yıl geçtiğinde 2x kadar uzayacak. Bunun da ne olduğunu istiyorum. 36. 2x eşittir 28. Eğer bu tarafa atarsak ne kaldı? 8. x eşittir ne oldu? 4. Demek ki 4 yıl sonra boyu 36 santim olacakmış. 11. sorumuzda bize diyor ki bir salonda erkekler var. Bir de kadınlar var. 26 tane erkek, 11 tane kadın var. 4 tane evli çift gelirse bu 30 olur. Değil mi? 30 tane, yani 4 tane erkek gelir. 4 tane de kadın geldiğinde burası 15 kişi oldu. Erkek sayısı kadın sayısının kaç katı? 30 15'in 2 katı olduğu için cevabımız Adana oldu. Ve son sorumuz şekilde verilen derecelerde derece kürsülerin boyları ile ilgili 2 ve 3 numaralı kürsüler üst üste koyulursa ben şöyle yapayım. Buna x, buna y, şuna da z diyeyim boyuna. Tamam mı? 2 ile 3 üst üste koyulursa yani x artı y olduğu zaman 1 numaralı kürsü 3 santim geçiyormuş. Yani dur yanlış yazdım yine. Düzelttik hemen. X artı z 2 ile 3 diyor. 1 numaralı kürsü yani y'yi 3 geçer diyor. Sonra 1 ile 3 numaralı kürsüler üst üste koyulursa yani y artı z olursa bu sefer de 2 numaralı kürsüyü yani x'i 27 santim geçiyor. Ben şunları şöyle düzenlesem bence olur. Hepsini bu tarafa atayım, tamam mı? Ya da harf alanları diğer tarafta toplayayım. Yani x artı z eksi y eşittir 3 olsun. Şuradan da
Y artı z eksi x eşittir 27 olsun. Dikkat et, ben bunları taraf tarafa toplarsam x'ler gider, y'ler gider, 2z kalır. 2z o da 30'a eşit olur. 27 artı 3'ten dolayı her yerde 2'ye bölersem z eşittir 15 olur. Bizden istediği şey ne? 3 numaralı kürsünün boyu, yani z'nin boyu. O zaman buldum neymiş? Bursa dedik arkadaşlar. Testimizi de bitirdik. Bir sonraki videomuzda, yani 3. testimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.